Değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor ve sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi bugünkü stüdyo konuğumuz Halkın Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Sayın Naim Pınar bizlerle beraber. Kendisiyle sohbetimize başlıyoruz. Sizler de dilerseniz bizlere sosyal medyadan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Canlı yayınımızı yine sosyal medya aracılığıyla da Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Peral Hanım'a günaydın diyelim. Mehmet Öz kardeş de bizimle berabermiş bu arada. Ümit Eşmeoğlu'na da günaydınlar diyelim efendim. İngiltere'deki yangınla ilgili gelişmeleri bize bilgiler ulaştıkça, sevgili Metin Maraş Ali bize ulaştırıyor bilgileri. Ondan ulaştıkça onları da size arada paylaşacağım. Hoş geldiniz Sayın Pınar. Hoş bulduk. Herkese, bizi izleyenlere de günaydın diyelim. Günaydınlar. Sizlere günaydın. Öncelikle teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için. Tabii ki ülke gündeminde yer alan gelişmeleri birlikte paylaşacağız. İlk olarak diyaloğun manşetiyle başlayalım değerli izleyenler. Ateşli dans başlığını kullandık. İsrail ve Rum ordusuna bağlı komandolar Troodos dağlarında işgal edilen köylerin kurtarılması tırnak içerisinde konusunda ortak tatbikat yapıyorlar. Göstere göstere, söyleye söyleye. Şimdi buradan ne anlamamız gerekiyor? O kadar iyi niyetliyiz ki biz, ben sabah söyledim gelsinler Muriye yapalım falan diye. Komandolarla yapıyorlar üstelik bunu. 400 tane İsrail komandosu helikopterle indi. Arkadaşım, dolaşmayı bırakıp oturur musun bir yere lütfen? Evet. Ne dersiniz efendim bu konuyla ilgili? Aslında şaşırmadan çok üzücü. Çünkü öyle bir kesim vardır ki bu Cenevre, son akşam yemeğine dönüşmüş olan son Cenevre toplantımızdan olacağı, Haziran ayının sonuna doğru olacağı kesinleştikten sonra durdurmak bilmeyen milliyetçi, saldırgan ve daha önceden planlanmış, evet, programlanmış devlet otoritesinin düzenlediği saldırgan bir yaklaşım. Aslında gönül isterdi ki her iki toplumun da birbirine yakınlaşacağı ortak tatbikatlar yapılsın. Mesela doğal afetlerle ilgili buna benzer yakınlaşmalar olsun, ama yıllardır gördüğümüz anlayışın tekrar zuhur etmesi gibi bir durum var ortada. Bir de özellikle bu Cenevre, evet, konusu, yani tekrar öncesinde toplanacaklar. Tuz biber gibi bir konu bu. Manşette çok iyi olmuş ateşli dans. Çünkü aslında Anastasiadis seçime girildiğinin farkında. Bununla ilgili bunu ertelemek veya böyle bir şeyin mantığa sığmadığını ortaya koymak yerine, daha önce hatırladığımız Enosis ile ilgili meclislerinde aldıkları karar, Enosis plebisliği ile ilgili olanı söylüyorum. O süreçte hem uluslararası devletlerin baskıları, hem Birleşmiş Milletler'in, hem de Türk tarafının, hem Türkiye hem KKTC tarafından bahsediyorum, tavrı ve bizim kendi kamuoyunda oluşan sol olsun sağ olsun bütün kesimlerin tavrı nedeniyle orada bir geri adım atar gibi oldular. Ama şimdi baktığımız bu ateşle dans kısmına attığımız manşet de çok uygun. Çünkü resmen şimdi bunun bir de doğal gaz boyutu olacak ileride. Herkes soruyordu, bu bir gerginlik yaratır mı, görüşmeleri etkiler mi? Zaten ona gelmeden bayağı bir gerginlik var aslında. Tabii bunun savaş çıkacak boyutunu demiyorum, ama yaptıkları anlaşmalar, özellikle İsrail'in burada müdahil olması çok da önemli. Çünkü İsrail biliyorsunuz uzun süre gizli servisler açısından Mossad'la, işte Kıbrıs İstihbarat Servisi'yle yıllarca çalışmış ve birçok kitaplarda da övgüler düzdüğü bir gizli servis diye bahseder Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, tırnak içinde Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ın. Şimdi bunun şeklen, zamanan yapılması zaten bilinçli bence. Çok da akla mantığa sığmayan, kuzeyde işgal edilen toprakları silah gücüyle almak gibi operasyon. Herhalde bu şey değildir, keçi koyun kurtarma, sınırdan geçeni kurtarma değildir ve çok da hoş olmayan, yani süreci de baltalayan bir tavırdır. Her yani zamanki gibi, ama ben şaşırmadım. Sadece burada şaşırdığım, bizim kuzeydeki bazı kesimlerin hala daha, yani şimdi ben bunu söyledim ya, çözüm karşıtı, işte
Buna tepki koymaya gerek var mı? Hangisine tepki koymayacağız? Yani tepki koymayalım, yakınlaşma olsun. Mesela United Cyprus'la ilgili şimdi bir paylaşım zinciri var Facebook'ta. Bilerek ilk kez paylaşmadım. Gerçekten gönülden birleşik, barış içinde yaşayacağımız bir adayı arzu eden bir insanım. Ama bunun artık siyasal olarak bir malzeme, bir işte siyasette çözüm isteyenler, istemeyenler kamplaşması yarattığını gördüm. Evet. Ve bunu da siyaseten ülkeyi dibe vurduran kesimlerin yaptığını gördük sonra ben utanıyorum, istemiyorum. Yani sevdiğim insanlar var işlerinde ve bazıları gerçekten gönülden bunun olacağına inanıyor. Ama karşıdaki tarafın da, yani bir evlilikte bakarsınız karşı taraf sizi istemiyor. Platonik bile aşkınızı anlatamayacak durumdasınız şu anda. Yani hem siz başka bir yolda yürüyorsunuz, farklı yollarda. Onlar o taraftan silahlı gücüyle bir deneme yapıyor üstünüzde ama siz diyeceksiniz ki görmezden gelelim. Sonra başka bir şey yaparız. Biz düzelir aramız falan. Bu böyle olmamalı. Yani eğer bir çözüm istiyorsak Güney Kıbrıs'ta yaşayan idarenin de en az kuzey kadar baskı görmesi gerekir bu çözüm konusunda. Yani biz çözüm olmasa bittik, yok olduk, kendi kendimize bir baskı yaparız her zaman. Ama güneyde bakıyoruz, onlar çok rahattır. Yani çözüm olmasa işlerini devam ederler. İşte ötelerler, dönerler, derler ki bu Kıbrıs sorunu çözülmelidir, görüşmelere devam edelim. Hem ekonomik olarak hem de uluslararası tanınmışlık olarak ele geçirdikleri kozlarını sonsuza kadar kullansınlar o zaman. Hiç çözüm olmaz. Yani çözüm isteyenlerin aslında burada yapması gereken Kıbrıs'ın güneyindeki idarenin bir an önce aynı zorlamayla bir balansla bir dengede tutulmasını sağlayacak uluslararası desteği bulmaktır. Ya bundan kastım Kakadeci'yi yıllardır tanıtacağım deyip de tanıtmaktan öte batıranlardan bahsetmiyorum. Ama iyi bir devlet yapısı kurarak, iyi bir yönetim kurarak, ekonomiyi güçlendirerek karşı tarafta Güney ile Kuzey arasındaki ilişkileri hem ekonomik hem de sosyal açıdan geliştirerek nasıl ki elektrik almışlardı hatırlıyorsunuz Vasilikov'un patlamasından sonra şu anda da o işbirliğini yapacak bir düzlem oluşması lazım. Çünkü artık kimsenin umudu kalmadı. Sokaktaki insanlara baktığımızda yani Cenevre'ye gidiyor Cumhurbaşkanımız. Ama zaten diyorlar Cumhurbaşkanımız yani bilerek gidiyor. O zaman yani mantığı da yoktur. Bir dönem çok eleştirirlerdi. Ben de eleştirirdim yani Sayın Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı. Görüşmem diyordu ilk. Dolaylı görüşmelere gitmem. Neden görüşeyim böyle olacaksa? Ön koşullarda gitmem dedi ama masada belgeye, Aydın'ın hazırladığı belgeye dayandırılarak aslında bir ön koşul var. Tabii öyle bir ön koşul var ki hem yani bunu dün Sayın Genel Başkanımız Kudret Bey dile getirdi. Bu konuda çok ciddi şekilde uyarıda da bulundu. Hem de çok basit örneklerle anlatmaya çalıştı ki teknik terim kullanmadan şöyle bahsedebiliriz. Mesela bir içindekiler kısmı var hazırlanan bir metinde. Başlık başlık güvenlik falan diye. Evet, dört ana başlık. Dört ana başlık. Bir de vardır ki güvenliğin halledilmesinden, askerin buradan çıkarılmasından sonra diye imzalayacağınız, yani ne yapılacağını yazdığı bir metin var. Bu ortak metin. Olursa ve imzalanırsa başka bir şeydir. Bir de Aydın'ın hazırladığı yani bir ön koşulmuş gibi Rum tarafını göstermeye çalışıyor. Öyle gittim. Bu da seçimin olacağına yönelik bir hamledir. Yani bir çözüme yönelik bir hamle değildir zaten. Yani o nedenle pek bir şey ümit etmiyorum aslında. Bu yapılanı da yani alışılmış Güney hakimiyetçi, milliyetçi anlayışının bir zuhur bulmuş halidir. İlk kez de değil. Diyecek bir şey yok tabii. Diyecek çok şey var aslında ama bence Kıbrıs'ta yaşayan Güney Kıbrıs'taki halkın artık buna bir şey demesi lazım. Yani bu saldırgan, savaş tamtamları falan. Siz mesela Güney'deki halkın genelinde buna bir şey söyleyebileceklerini düşünüyor musunuz? Yok bilmiyorum. Yani, benim çok dostum var. Gördün? Kesinlikle görmüyorum. Benim çok dostum var. Çok iyi de bir analizi var. Doktordur kendisi. Bizden de büyük diyor. Rum'dur. Evet. Andreas. Onu da anmış olalım. Eşi de Kıbrıs Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Ve söylediği şu var. Diyor ki bizim 55-50 yaş üzeri insanlarımız çözüme daha yakındır. Gençlerimizse diyor çözümden öte saldırgan, milliyetçi ve yabancı düşmanlığıyla eğitilmiş bir kitle olarak durmaktadır. Ve bunu da devlet politikası yapar. Ve o konu açıldığında
anlam planına evet diyen biridir. AKEL veya sol partilerden bahsettiğimde büyük yalancılar der. Çok büyük yalancılar diye bahseder onlardan. Parti olarak bahsetmez. Ama çözümü en çok istediğini söyleyen kesimdir diyor. Ama bana diyor ki sohbetimizde çok enteresan bulurum. AKEL'in diyor kitlesinin, işçi sınıfının büyük çoğunluğu Kıbrıslı Türklerin bıraktığı evlerde kalanlar olduğunu biliyor musun der bana. Yani siz anlam planına çok şaşırdınız diyor ama ben hiç şaşırmadım diyor hayır demelerine. Yani daha güçlü bir evet kadar saçma bir argüman olabilir mi diyor. Yani orada yapabileceklerse yaparlardı. Ama şimdi Anastasia Dizis'in evet demesine rağmen seçim yaklaştığı sürece gitgide bir adım sertleştiğini görüyoruz. Her seçime bir gün kala söylemi değişiyor, sertleşiyor. Bakarsanız Cenevre'yi kahramanca terk eder. Seçimi kazanmak bağında büyük de bir adım atar yani. Bir de o var. Ama ümit edelim, yine iyi niyetli olalım. Orada gerçekten ortak bir metin çıkar. Ve Kıbrıslı Türklerin de haklarının zeval görmeyeceği, düzgün, yaşayabilir bir anlaşmaya ilk adım atılır. Tabii böyle bir ümidim yok açıkçası. Kendi adıma söylüyorum bunu. Umarım bu minvalde bir görüşme olur diyelim. Peki. İç meseleleri de geçeceğim ama bu arada bir mesajımız var size. Onu hemen aktaralım. Özgün Bey, günaydın. İsrail ve Rum Milli Muhafız Ordusu komandolarının köyleri kurtarma harekatı, tatbikatı hayali senaryoyla güzel yurdun kurtarılması operasyonudur. Gelelim soruya demiş yorumundan sonra. Sayın Naim Pınar, hoş geldiniz. Güzel Yurt Sivil Toplum Örgütleri Güzel Yurt'un taviz konusu olmayacağı konusunda neden sessiz kalıyorlar diye sormuş. Sivil Toplum Örgütleri mi? Özgün Bey, gidip tanıştığım, hatırlarsanız bu programda yine konuştuğumuz bir büyüğümüzdür. Kendisi Kıbrıs tarihi konusunda da bilgilidir. Kendisine hürmetler, sevgiler sunuyorum. Yani bu sivil toplum örgütlerinin aslında yapısıyla da ilgilidir. Biraz da Güzel Yurt sivil toplum örgütlerinin iç sorunlardan, ekonomik sıkıntılardan uğraşacak hastane gibi, yani öncelikli hayatlarını kurtarmak bağında birçok sorunu oluştu. Ama bu konuda ses çıkaran sivil toplum örgütleri de vardı. Bence yine de yapılabilir. Onların da bu konuda Üzüm Bey'in söylediği gibi bir duyarlılık gösterdiğini zaman zaman görüyoruz. Umarım sivil toplum örgütlerimiz bu konuda daha bilinçli bir şekilde çalışır. Buradan kastım yani çözüm karşıtı olmalarından bahsetmiyorum. Yani nefret ediyoruz söylemleri falan da oldu yıllarca. Ondan bahsetmiyorum ama yani Güzel Yurt durmadan veriliyor ya. Yani bizim orada yaşayan halkımız daha verilmeden verilmiş durumdadır. Yani hiçbir yatırım zaten olmuyor. Mesela bu hastane ihalesiyle ilgili son yaşananlar da ana temel nedenlerden bir tanesi de o bölgede yaşayan insanın o toprak üzerindeki yaşamını, geleceğini görememesindendir. Yıllarca bu böyle devam etti. Arada bir böyle hamasi söylemler attılar ortalara. Bir karış toprak Güzel Yurt verilemez falan ama bir kuruşluk da yatırım yapmadılar. O da daha manidardı. Haklı buluyorum bu söylemini ama umarım bu Cenevre sürecinden sonra ciddi bir şekilde artık toplumumuz da görür ve Güzel Yurt halkı için de sadece Güzel Yurt halkı için demeyeyim. Yani Adana'nın ülkenin geneli için. Geneli aslında. İçin böyle bir durum var. Yatırımdan öte mesela bu projelerle ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin bize yaptığı bir katkı vardı. Biliyorsunuz projeler yapılmadığı için para geri alındı. Bu paralar çok ciddi paralar. Yani altyapı için Türkiye'nin buraya yolladığı, şimdi yeni adını bilmiyorum ama TC Yardım Heyeti üzerinden verilen projelerden bahsediyorum. Kalem kalem çıkmışlardı. Hepsi geri gitti. Yani düşünün, size ben para veriyorum, yatırım yapın diyorum. Projenizi hazırlayın, gelin alın diyorum. Hazır paranız diyorum. Siz diyorsunuz ki proje yok. Yani böyle bir devlet modeli olabilir mi? Böyle bir hükümet olabilir mi? Yani sizden parayı proje yapmadığı için geri alan bir başka devlet var, başka finansörünüz devlet var. Veya. Yani kimse de bunu yapmaz. Şimdi size diyorlar ki altyapı için yatırım miktarı budur. Mesela yollar için söylüyoruz budur. Hastane için budur. Yani projeniz yok. Belediyelerle ilgili geçenlerde işte belediyeler diyor ki projemiz vardı. Vermediler, yalandır bunlar mesela. Tamam da o proje feasible mı? Yani
bu hizmet konusunda bu proje oluyor mu? Yani bu bölgenin coğrafi konumuna göre baktığımızda burada bu katkı sağlayacak mı bu proje? Onu da düşünmek lazım. Yani şimdi bizim bu konuda bir de önerimiz vardı. Yani kendi programımıza koyduğumuz proje geliştirme düzenlemeyle ilgili yaptığımız, bulayım geçen gün yazdıydım, Merkezi Proje Geliştirme Birimi diye başlığıyla yaptığımız bir çalışma var. Bu ülkede çok kaliteli, duyarsınız Avrupa Birliği'nde projeleri yöneten bir ayda insanımız vardır. Devlette ise bunların kullanıldığı bir birim yoktur. Düşünün, istatistiksel veri olarak bile elimizde çok bir şey yoktur. Ama bu ülkenin insan potansiyeli bunu yapmaya yeterlidir. Yani gerek üniversitelerimizdeki profesörler, işte hocalarımız, baktığımız birçok devlet planlama dersinde işleyen... Kaldı ki üniversiteler bu hizmeti ücretsiz de veriyor. Evet, tabii ki. Yani çünkü onların da aynı zamanda reklamları alıyor. Aynen yani. Öyle. Yani normal sade bir vatandaşın gitseniz deseniz diyorlar işte proje üretmek için bu kadar para veriyorum. Sen ne yapar ne eder? Birini bulur proje üretir. Gelir o parayı alır ve yatırım yapar değil mi? Birçok proje için harcanan para bugün geri gitmiştir. Bundan daha utanç verici bir şey olamaz. Bizi idare eden anlayış budur. Peki bu yeni bir şey mi? Yani sizce bir baktığınız zaman şu anda mesela UBP-DP hükümeti var. Siz şu anda bunu eleştirerek söylüyorsunuz ama yeni bir şey mi bu? CTP dönemi de vardı. Onun işte ne bileyim öncesi CTP-UBP, CTP-DP, CTP bilmem ne falan. Aynen yani öyle. Genel anlamda bakalım. Yeni değil. Isterseniz. Bunu kanıksamamak lazım diye düşünüyorum. Neden? Çünkü yıllardır zaten bir şey üretmek yerine hazırdan alma geleneği oluştu. Projeyi de en sonunda mesela bu su konusuna baktığımızda bile 5 yıl ses çıkarmadılar iktidardakiler. 5 yılın sonunda yaygara çıkmış gibi ortada bir durum oluştu. Herkes sorar yani öyle Türkiye bize bağlı yasalacak falan. Biz ne yaptık be arkadaşlar? 5 yıl boyunca gereğini yaptık mı? Yani sunum geçeceği yer altından geçeceği boruları döşeyememiş bir hükümet olabilir mi ya? 5 yıl boyunca sana diyorlar ki bu proje su geliyor, geldi, gelecek. En son geldi, olaylar çıktı, işte bu kadar olacak. Burada Kıbrıs'ta bir gelenek oluştu siyasette. Suçu başkasında arama geleneği. İlginç. Yani biri bir şey söyler, sen de öyle yaptıydın. Hemen, sen de böyle yaptın. Şimdi baktığımızda proje üretemediğiniz zaman sormak lazım. Teknik eleman ya bakıyoruz Ulaştırma Bakanlığı'na. 100 keredir söylüyoruz. Yani müzik öğretmeni bakan, altındaki bürokratlar öğretmen. Yani bu haberleşme, ulaşımla ilgili teknik biri orada yok. Ama mesela şöyle bir durum var. Mesela illaki Ulaştırma Bakanı işte ne bileyim karayolu, havayolu, çarçurt bilmem ne de teknik düzeyde yani herhangi bir bakan için söylüyorum. Olması gerekmiyor. Sadece ulaştırma için değil, yanlış anlaşılmasın. Sağlık için de dahil. Şu anda mesela Faiz Bey doktor. Ama illaki olmak zorunda değil. Mesela Kemal Deniz Nanay diyelim mesela. Evet. Ben başarılı bulduğum bir kaymakamdı o. Bakan olabilir bana göre mesela. İllaki doktor olmasına gerek yok örnek verecek olursak. Doğrudur. İyi bir yönetici ve alt kadroları aslında çok önemli. Çok o öyle bir değil mi? Yani değiniriz. Şirketlerde de böyledir. Ben gidip bugün bir şirket açarım ama atıyorum bir bilişim teknolojileri şirketi açarım ama akıllı telefonu kullanamam. Örnek veriyorum. Dolayısıyla iyi bir kadro, iyi işte bir eski müşavirlere baktık geçen gün. Çoğu mesela alanında hakikaten teknik düzeyde ülkenin koşullarını bilen çok iyi müşavirlerimiz de var. Onlardan destek almak veya onlara görevlendirmek, görev vermek gibi böyle bir anlayış yok sanıyorum. Veya üniversitelerden sizin söylediğiniz gibi destek almak gibi. Memleketin galiba en çok sorunlarından bir tanesi de bu. Mesela Mehmet Ali Talat. Öğretmen miydi? Hayır. Mühendis. Ama Eğitim Bakanlığı yaptı. Evet. Ne bileyim ben, ne bileyim uluslararası ilişkilerden mi mezundu ama Cumhurbaşkanı oldu. Doğru yani bunu sadece birebir kişisel bakanlıklara indirmemek gerekiyor evet. Galiba. Bakanlıklar derken şöyle anlatayım, açayım biraz bunu. Bir yanlış anlaşılma olmasın diye bunu açalım istedim. İki kriter var. Mesela liyakat dediğimiz konu var. Bir de iyi yönetici var. Mesela ülkenin yaşadığı duruma bakın. Bakanlar Kurulu'nda kavga etmeyen birbiriyle insan yok. Evet. Bakanlar Kurulu'nun başındaki kişi kimdir? Başbakandır.
başbakan dünya yansa umurunda olmayacak tutum sergileyebilir mi bu durumda? Sergiliyor. Yani başbakan bu kadar olay, bu kadar yani bu dün gece yani başka şeyler oluştu ülkede bu Ercan'la ilgili. Yolsuzlukla suçlanıyor bir bakanı. Yani alenen dava edeceğim deniyor. Tabii bugünkü gazetelere de gazetelere yansıyor. Çıt yok. Yani bu iyi bir yönetici modeli olamaz bence. İyi yönetici idare eden, önce olan, onu organize edebilen lider, kabiliyeti olan insanlardır. Mesela siyasette bu çökmüş durumdadır. Şimdi ben işin ehli insan dediğim kısım, bakanlıklarda örneğin bakan olarak görev yapacak teknik bazı bakanlıklar var. Mesela ulaştırma onun için çok önemlidir. Yani anlamayabilir, o işten gelmeyebilir, çok iyi yöneticidir, vasıflıdır. Altındaki kadro çok önemlidir. Şimdi bir ara söylenirdi, işte Halkın Partisi'nin kadrosu nerededir işte falan. Şimdi ondan vazgeçtiler. Çünkü bakıyorlar gittiğimiz köylerde ekonomi konusunda başka, tarım konusunda başka, başka insanlar çıkıp konuşurken Kudret Bey oturup izliyor. Şimdi Kudret Bey televizyonda söylüyor, tarım konusunda bu, işte bu sağlık konusunda bu arkadaşımız, gıda güvenliği konusunda bu arkadaşımız yapıyor açıklamaları, farkında mısınız? Bu defa şeye döndü, kadro var, siyasetçi değiller. Allah Allah. Şimdi siyasetten anladıkları nedir? O ona bakmak lazım. Çünkü siyasetten anladıkları işte dünya yansa ses çıkarma taktiğiyle unutur bunlar. Halka sonra gideriz. Siyasetin kötü yanları ama mesela siyasetçinin üzerinde olması gereken erdemler tek tek dökülmüş yani bizim ülkede. Yani tutku, sorumluluk ve ölçülülük gibi Max Weber'in siyasetçide olması gerektiği olan vasıflardan, niteliklerden bahseder. Bizimkilerde bunlar hiçbiri kalmamış. Sorumluluk dediğimiz şey en başta başbakanda yok. Yani bakanlar kurulunda iki haftadır birbirleriyle kavgası, yani bir peşkeş çekme kavgasından doğan, herkesin bu araziyi ona verdi, o ona verdi kavgasına dönüşmüş bir durum varken Sayın Başbakan piyasada yok, futbol maçlarında en önde oturuyor. Yani bu insanlar bizim ülkemizin insanıyla dalga geçer bir durum yaratıyorlar. Buna değecek bir şey bulamıyorum. Ama mesela müşavirler konusu çok önemli bence. Bu insanlardan yararlanılmıyor. Bu insanlar o kadar kötü niyetli değil. İçlerinde olabilir rahat olarak işte yaşayayım, alayım paramı diyen olabilir. Ama içlerinde tanıdığım çok değerli insanlar var. Evet. Gerçekten görev verilse yapacaktır. Bunun yasal şeyi var. İtham talep edenler işte, de var. Yani görev talep edenler de var. Eden de alamıyor. Alamıyorlar. Yani, cevap bile almamışlar. Ben programı izledim o Halk Meclisi özel programını. Genelde hepsini izledim ama onu özellikle istedim müşavirleri. Talep ediyorum diyor. Yazılar yazdım diyor mesela Sedat Bey. Hiçbirinden cevap gelmemiş. Gelmez çünkü kral sebepleri tuhaf. Var. Sedat Kılıç'tan bahsediyorsunuz değil mi? Yani oradaki konuklardan biri olduğu için tanıdığım belki çoğu vardır ama. Mesela o CTP'den, CTP iktidarı döneminde oraya müşavir atanmıştır. O nedenle o CTP'lidir ya. Öteki UVP'lidir, öteki DP'lidir atılan. Çünkü herkes oraya siyaseten bir dönemde gelmiş olmalıdır. Bizim için hepsini kucaklayan bir anlayışımız vardır. Görev yapılacaksa, görev yapacaklarsa buyursunlar, projeler ortaya konduğunda katkı koysunlar. Bu toplumun da önünde olan sorunları beraber aşalım. Yok başka türlü tutum sergileyecek olan varsa kötü niyetli, onu da biz toplumla paylaşır, gereğini yaparız. Şimdi bu noktada hemen şeye değinelim. Yani mesela siz atıfta bulundunuz. İşte aynı kabinenin içerisinde bakanlar bile birbirlerini eleştiriyor. Biz de gördük meclis kürsüsünde. Dün de Kemal Bey konuğumda ona da sorduk. Doğal, normal mi bu diye. Hı. Çünkü parlamento kürsüsünden ekran da var. Halka ya kapalı bir oturum değil. Yani halka açık bir oturum. Ona da sorduk. Yani bazen gerçekten özellikle bu dönemde tuhaf şeyler olabiliyor bizim ülkemizde. Bugün yazılı basına baktığımız zaman da ilgili şirketin Sayın Turan'ın açıklamalar yapmış olduğunu görüyorum. Hı. Sabah saatlerinde. Hatta orada şey dedim yani nasıl yani bir insan gerçekten mantığına, aklına sığdıramıyor bazı şeyleri. Resmen işte bana şöyle yaptılar böyle bir gibi iddialar var. İsim de veriyor. Tabii isim de veriyor. Ben özellikle vermedim şu anda ismi. Yani Tahsin Bey'e karşı burada olmadığı için. Tabii. Yoksa cevap verme her zaman hakkıdır. Dilerse de stüdyomuzu ağırlayabiliriz ama. Ama yani bunu bir kabinenin Tahsin Bey adı için söylemiyorum. Başka herhangi biri de olabilir.
bir devletin kabinesinde bulunan bir bakan, üstelik Dışişleri Bakanı ve çeşitli görevler de bugüne kadar yapmış. Ve bir iş adamı, yatırımcı, ülkenin tek havalimanının yatırımcısı üstelik çıkıp bunları söylüyor. Ya gerçekten durumumuz çok vahim. Üzücü. Haklısınız. Neden söyleyeceğiz bu konuyla ilgili? Yani ben dün parti başkanımızın başka bir programda katıldığı sırada Emrullah Bey aradı. Orada tabii bizim Ercan ihalesiyle ilgili parti olarak tutumumuzu parti genel başkanımız Kudret Bey gayet net bir şekilde açıkladı. Yani bu 4 yıl uzatmanın sebebini sorguladı. Kamu yararı var mı diye sorguladık parti olarak. Bizim için önemli olan kamu yararıdır bu konuda. Kamu yararı var mı? Mesela söylenenlere göre bakıyoruz. Sayın Emrullah Turanlı'nın devletin yapması taahhüt ettiği, yapması gereken şeyleri yapmadığından ötürü zarara uğradığına bir dair birçok şeyi yapmadı. Aslında gerçekten de yani söylemek lazım, yapmadıkları var. Fakat devletin yapmadıkları tazminat davasındaki istenen meblağla, miktarla örtüşüyor mu? Veya 4 yıl uzatıldığında ne kadar kar elde edilir ve kamu yararına kullanılabilir? Onun dengesi bir araştırmasının yapılmadığını da görüyoruz bu uzatmaz şeyinde. 4 yıl uzatılsın da peki gerçekten arazi daha verilmemiş. İşte başka sorunlar var orada. Yatırım yapamadım diyor Emrullah Bey. Hı hı. Haklıdır bu konuda. Bizim devlet ciddiyetimiz maalesef son 10 yılda özellikle prestijimiz, saygınlığımız çok ciddi şekilde yara almıştır. Yani sadece bu iş insanları üzerinden demiyorum. Halkın gözünde de küçük düşürücü bir şey olmuştur. Üstelik de bunu yıllardır KKTC'yi tanıtacağı hem devletimiz diyen insanların saldırganca sadece ben merkezli bir siyaset güderek hatta birbirlerine, aile bireylerine çeşitli iddialarla ortaya çıkan ihaleler, yolsuzluklar ortadayken, işe alımlar ortadayken ses çıkarmamak ve işte Emrullah Bey çıkıp diyor ki bu konuda diyor şu kadar kişiyle şu kadar para şu kişiyle geldiler ve benden talep ettiler. Bu ombudsmana yansıyan denetlemekle ilgili olan kısımdı. Bu usulsüzdür falan filan diyor. Mahkemeye verdim diyor. Ama meclisi izlediğini görüyoruz. Meclisteki konuşmaların bu adam diye başladığından bahsediyor. Mafya ağzı diyor. Şimdi bu kendi insanların saygınlığıyla ilgili bir dildir. Yani kullandığı dil mecliste. Ama bizim de saygınlığımızdır meclis. Çünkü orada siz bizi temsil ediyorsunuz. Gerçi etmiyorlar. Hiçbir zaman da etmemiş görünüyorlar şu ana kadar da. Beni de temsil etmesinler zaten o şekilde ama oranın bir ismi var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi değil mi? Halkı temsilen oradasınız. O kadar seviyesiz olamazsınız. Yani bu sadece Emrullah Bey bu adam bu adam demeleriyle ilgili değil. Yani birbirlerine olan bakıyorsunuz mecliste 3 kişi var konuşuyorlar dalga geçiyorlar. Ya etik kelimesiyle ilgili yapılan tartışmada Sayın Serdar Nektaş diyor ki etik değil ama yasaldır. Yani ahlaksız olabilir bu iş diyor ama yasaldır diyor. Yani etiğin halk ağzındaki anlamıdır. Tabii etik felsefesidir deyip tartışma açtılar sonradan. Olabilir ama siz böyle yaptığınız sürece buraya yatırıma gelen insanlar da sizi böyle görür. Türkiye de sizi öyle görür. Sizin kaliteniz kadar sizi temsil edenlerin bilinçli davranışları da sizi ortaya koyduğu zaman anlaşılırsınız. Sayın Büyükelçi Derya Kanbay'ın açıklamaları var. Bence büyük bir fırsattır. Kıbrıslı Türklerin Türkiye'de nasıl anlaşıldığına yönelik ön yargılar yıkılmalıdır diye. Bence bu görev süresi boyunca Sayın Kanbay Kıbrıs Türkleri iyi anlamış görünüyor. Anlamış, Türkiye'de yanlış anlaşıldıklarını da söylüyor. Ama bir de ne diyor? Bu kadar lakaytlik, bu kadar yönetim boşluğu, sorumsuzluk diyor. Yani böyle hiçbir şey yönetilmez diyor. Yani bunu dedikten sonra buna cevaben ben televizyonda gördüm yani bunu ve çok utandım. Serdar Bey evet lakaytlık diyor. Öyle olsun diyor falan. Yayını yazdım yani ha. Şey söylemiyorum, farazi bir şey söylemiyorum. Yayının saati dakikasına kadar evde yazılıdır. Bunu bir başka kanalda söyledi. Evet öyledir diyor. Yani bu yaklaşım
ne kadar gider bilmiyorum, artık gitmediği belli. Bu Ercan ihalesine ilgili kamu yararı güdülmeden yapılan her hamlenin karşısındayız. İster şirket olsun, ister bizim hükümetteki arkadaşların kendi kişisel menfaatleriyle ilgili iddialar olsun. Yani buraya baktığımızda bu kamu yararı güder mi? Yani 4 yıl daha uzatılırsa kamu yararı ne olur? Yoksa siz devleti kötü yönetimden dolayı zarara uğrattığınız için aman anlaşalım konusunda Emrullah Bey'e götürdüğünüz, Emrullah Bey'in iddiasıdır bu. Ben dün dinlediğimde ortaya koydu. O da iyi niyet gösterdim diyor. 4 yıl daha uzatılırsa vazgeçeceğim gibi davamdan. Tamam devam edeyim, uğraşmayın bunlarla diyor. Ve bana çektirdikleri yeter diyor. Bir kez değil diyor. Şimdi baktığımızda bu ülkenin yatırıma ihtiyacı var mı? Pek tabii var. Ülkeye yatırım şart. Yani yeni istihdam alanı gerekli. Gençler devlet dışında işleyebilmeli. Ama bunun bir denetimi olmalı. Yani her gelen, örneğin Kıbrıs'ta vatandaş, Kıbrıslı Türklerden bu kadar kişiyi işe alacağım protokolü, sözleşmesi imzalanabilir. Öyle yatırım yaptırabilirsiniz bazı yerlerde. Ama yatırıma ihtiyacı var bu ülkenin. Toprakları var. Özellikle turizmle ilgili mesela. Turizm arazileri üzerine bu kadar işte ayyuka çıkmış, herkesin dilinde olan peşkeş, yolsuzluk gibi o kelimeleri duymak yerine şunu duyabilirdik. Bu kadar arazisi var devletin elinde, turizmle ilgili turizm arazileri olarak açıklarsınız. Dersiniz ki isteyen, şuralara yatırım yapmak isteyen şu şartlarda çevreye duyarlı, istihdam konusunda bölgeye katkılı ve ne yapılacağı konusunda projesi tam, ihale açıyorum dersiniz. Gelir, bunu değerlendirirsiniz herkese ama bunu bakanlar kurulunda yapmazsınız. Yani Ahmet'e verdim, Mehmet'e verdim ya da bir bakan çıkıp ben de yeğenimin arkadaşıydı ona verdim. Ya bu kadar ayağa düşmüş muhabbetle mecliste konuşma yani açıkçası bu topluma yakışmaz. Bazılarına yakışabilir. Bunu siyaset sana verirler. Bu siyaset değil, eski siyaset. Ama şimdi bu andan sonra ben görüyorum ki insanlar buna karşı çok büyük bir direnç gösterecek. Peki şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani bu tür hani hepimizin aynı zamanda eleştirdiğimiz bir husus ama bu insanlar da yıllardır bu siyasetle parlamentoya girdiler. Kazandılar. Kazandılar. Bu siyasetle bakan oldular. Bu siyasetle şu anda yollarına devam ediyorlar. O zaman burada dönüp kendi kendimizi sorgulamamız kesinlikle gerekmez mi? Yani hala bu mesela yani şu hepimiz, herkes zaman zaman şikayetçi oluyor her şeyden. Peki o zaman nasıl oluyor da bu insanlar yeniden, bazıları gitti parlamentoya giremedi. Son seçimler özellikle siyaseti ve halkın taleplerini kontrol etmek ve analiz etmek için gerçekten çok önemli. Ama yine de bugün mesela CHP'nin eski başkanı Sayın Mehmet Ali Talat mülakat verirken şöyle bir eleştiri de bulunuyor. Yani bunlar diyor UBP ile DP için yani eski hükümet ortakları diyor. Evet. Kılıfına da uyduramıyorlar diyor. Yani kılıfına uydurursak olur. Her şey olur mu? Ne yazık değil mi? Ne üzücü. Bir 10 yıllık geri sarıyorum. Öyle bakalım. Sizin kolaya. Arşiviniz iyidir o yüzden. Evet. Sağ şöyle size saralım. Mesela son 10 yıldır yaşadığımız halktaki halkın tepkisi ve siyasete bakışı nasıl bu hale geldi? Ne oldu? Şimdi baktığımızda halkımız bu sisteme alışmış. Yıllardır işe girmek için birine yalvarmak gerektiğini düşünmüş. Doğrudur. Öyle alıştırılmış, öyle öğretilmiş. Ve insanlarımıza gidildiği zaman ben işini halledeceğim, bireysel sorunları çözeceğim. Büyük ailelerin çocuklarını işe alarak belli bölgelerde toprak ağları yaradılar. Bu sistemi götürmüşüz. Fakat anlam planının yaşandığı dönemden sonra hızlı bir önce demoralize sonra kendine gelme süreci başladı bu toplumda. Nasıl oldu söyleyelim. Anlam planında toplum bir umut ışığı gördü. Yani dünyayla entegre olmak. Bir çözüm sonunda kendi, yani bu sadece işte çözüm ve barışa duyulan sevgi değildi. Yılların verdiği o baskı, birine yalvararak ekmeğini ağzında tehdit olarak tutarak olan düzene de bir tepkiydi.
Çoğu arkadaş bunu daha değişik söyler. İşte çözüm aşkıyla yandı falan, tutuştu, halkımız da ondan oldu. Doğru analizi bence o değildir. Halkın belli bir bıkkınlığı, belli bir isyanı vardı. O da orada patladı. Fakat oradan sonra iktidara gelenler kısa sürede bir iki hamleden sonra Avrupa Birliği'nin çözüm yanlısı tavrından dolayı değil de işte artık uluslararası haklarından, Avrupa Birliği'nin nasıl burada sabit bir yapı kurabileceğinden başladığından ve süreç devam ederken Kıbrıs sorununun çözümü yine kaosa döndüğünde bir umutsuzluk başladı. O zaman iç siyasette tökezleme başladı. Ne oldu? Eski sisteme, statiko dedikleri sisteme ayak uydurup aynılaşma süreci başladı. Halk büyük bir umutsuzlukla buradan hareket edip ne yapabiliriz ya, bir şey olmaza döndü. İşte tam bu anda çok önemli bir şey oldu. Cumhurbaşkanlığında, yani Kudret Bey'in başlattığı Toparlanıyoruz hareketiyle sivil toplum örgütü hareketi. Sonra bunun dirayetli biri durdu aslında karşısında bu sistemin. Sonra Cumhurbaşkanı'ndan ayrılması var, tekrar geri gelmesi var. Geri geldikten sonra tekrar ayrılırken artık siyasal bir aday olarak Cumhurbaşkanı'na adaylığını koyduğunda Kudret Bey, aslında toplum değişimden yana hamle yapmaya başlamıştı. Nasıl oldu? Herkesin iddia ettiği gibi %5, %10 derken %22 oy alarak bu toplumun aslında bir bölümünün yeni, ümit veren ve yapacağına güven veren bir kesime karşı bir hamlesi oldu. Sonra bakıyoruz sırayla Lefkoşa Türk Belediyesi seçimleri var. Şimdi orada Sayın Harmancı'nın kazanması çok sürpriz olarak görülür. Ama arkasında bıraktığı rakiplere baktığınızda eski siyasetin sembolleriydiler. Ha şimdi iyi mi gider diye sorgularsanız Lefkoşa Türk Belediyesi kötü mü gider, o ayrı konu. Ama akabinde bakıyorsunuz belediyeler, belli başlı kemikleşmiş belediyeler büyük partilerin elinden gitti. Değişime uğradılar. Girin'de Mausa'ya bakarsanız. Değişim yaşandı Gönyeli orada. Hariç. Gönyeli hariç. Şimdi ondan sonra baktığımız süreçte toplum değişik bir şey yaşadı. Şöyle değişik bir şey yaşadı. Eskiden bu statiko partileri, eski sistemin siyasetinin partileri... Kabul etsek de etmesek de iyi, yani o sistemin gerçek liderleriyle yönetilirdi. Yani en başta rahmetli Denktaş'ı hatırlarsak iyi bir liderlik vasfı var denir. Ama sistemin, eski sistemin sembolü olarak iyi bir liderdi. Mesela Denktaş'ın ölümünden sonra Türkiye ile saygı bağımız bizim kopmuştur. Ben Denktaş Bey'in görüşlerine katılmıyorum birçoğuna, rahmetli Cumhurbaşkanımızdan. Ama o saygı bağını çelik bir halat gibi tutardı. Türkiye iç siyasetinde ona laf söylemek çok kolay değildi. Bu şu andaki iktidardan da bahsediyorum. Yani Türkiye'deki iktidar da onun dengesini iyi kurardı. Sonra ne oldu? İrsem Bey geldi. Ağlayarak mı izleyerek önümüzü kapamalar, Kıbrıslı Türklerin ağır hakaretlere maruz kalması, prestij yerlerde, yani bundan daha çok aşağılandığımızı hatırlamıyorum. Şimdi bu süreçte halk bunları görerek, yani bir insanın da derler ya bıçak kemiği ayağında gurur noktası da bu kadar aşağılara çekilemez yani. Baktığınız zaman şimdi iktidara bakıyoruz. Önce UVP-CTP, CTP-DP, şimdi UVP-DP. Bu son 10 yıla baktığımızda çok büyük, halka büyük hakaretler yapılmış. Halk hiçe sayılmış durumdadır. Yani şimdi ortalık kaynıyor, başbakan açıklama yapmıyor. Ya, bu arada Hüseyin Bey'den önce, Hüseyin Bey döneminden sonra Derviş Bey Cumhurbaşkanı olmadan evvel, Sayın Derviş Eroğlu'ndan bahsediyorum, kabinede ciddi bir gençleştirme yaparak toparlamıştır Ulusal Birlik Partisi'ni. Hatırlayın, Sunat Atun olsun falan. Şimdi bakıyorsunuz o gençler de eski siyasetin sembolü gibi çıkmışlar ortaya. Hatta kendi halkından çok başka değerlere önem vererek toplumun kültürel yapısını da bozacak hamleler yapmışlardır. Ne gibi? Yani mesela bakıyoruz Sunat Bey'in yaptığı hamlelere, açılımlara. Şimdi bu eğitimle ilgili yapılan Din İşleri Dairesi'nin yasasının değişmesiyle ilgili olan konuda laiklik vurgusu Kıbrıslı Türklerin değişmez kültürüne işlemiş, reaksiyonlarına yansımış bir şeydir, ortadadır. Ama bakıyorsunuz meclisten geçen değişiklik yasa tasarısında aslında laiklik zedelenmiştir orada.
Neye dayanarak söylüyorsunuz? Yani 6. maddeye. Bakın örneğin şimdi Din İşleri Dairesi uhdesinde bu dersler verilebilir, yapılabilir. Devlet denetimi aslında var gibi görünüyor ama göreceksiniz anayasaya da aykırı maddeler vardır içinde. Tam olarak eskisine bakıp değerlendirme yapmadım. Yenisiyle ilgili konuşuyorum. Şimdi bu Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmadan Din İşleri Dairesi'nin uhdesindeki eğitimlerde ne olabilir? Ya benim için 18 yaşından küçük çocuklara verilecek eğitimin denetlenmesi çok önemlidir. Hele din gibi duygusal yani maneviyatla ilgili bir konu. Oralarda her şey olabilir. Çünkü Türkiye'de yaşadığımız örnekler, yani gördüğümüz örnekler bu toplumu kaldıracağı örnekler değildir. Ya da geçenlerde mesela benim çok hoşuma gitmeyen, daha doğrusu her türlü inanca saygı duymama rağmen bunu kabul edemeyeceğim. Güzelyurt'tan işte etkinliği de tam hatırlayayım da söyleyeyim size. Es katında organize ettiği Evrensel Sevgi Karşılıklarının adı altında. Evgaf İdaresi'nin ortaklığı sanırım. Hala Sultan'a gidilmesi için iki ayrı otobüs. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Hala Sultan güneye mi? Evet. Evet. Otobüsler ayrı, kadın ayrı, erkek ayrı falan. Sonra Mausa Meydanı'nda yapılan bir dini tören vardı. Kur'an okuma vardı. Orada da yani bu toplum bunu kaldırmaz. Söyleyeyim size. Yani şu anda vatandaşlıklar konusu var ya, hani durmadan 10 binlerce vatandaş yaptık, işte bunu talep ediyoruz ben konusunda. Ben hala anlamadım endişenizi. Yani çok özür diliyorum. Detaylandırmak istedim. Mesela Türkiye'de de var ama işte TRT'nin yaptığı saçma bir yarışma vardı. Onu hemen dinayet şey yaptı, yani tepki gösterdi. Evet. Mesela din işleri, dinayet vesaire gibi şeyleri konuşurken çok dikkat etmemiz lazım, ona katılıyorum ama hani belirli yerlerde bir takım şeyler de korunuyor. O kadar da mesela Türkiye'yi örnek gösteriyoruz ya, kötü olan şeyler var, denetimsiz var. Olan şeyler var ama iyi olan. Bir de tercih meselesi. Mesela siz kaç tane Kıbrıslı Türk'ün inançsız oldukları için demiyorum. Bakın çok sorumu da sorarken çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ki yanlış bir şeyle anlaşılmasın. Evet. Ama hani kaç tane Kıbrıslı Türk Kur'an kursuna gönderiyor 6 yaşındaki çocuğunu ya da 7 yaşındaki çocuğunu. Ama mesela Türkiye'den gelen işte yurttaşlarımız diyelim, onlar gönderebiliyor. Yani bu bir tercih meselesi aslında. O laiklik vurgusuna yaptınız çok ya, benim de çok bir hassas şey olduğum bir evet. konu çünkü o. Laiklik, Atatürkçülük, Cumhuriyetçilik benim için çok önemlidir. Dolayısıyla bununla onu ikisini bağdaştırmak ya da bu kadar mı biz kendimizi koruyamayacağımızı düşünüyorsunuz? Koruruz. O değil dediğim, tam anlatamadım. Haklısınız, bakın. Şimdi biz evvela bir şeyi göstermek lazım. Toplum bilmeli. Çünkü yıllarca yanlış tartışıldı bu. Ya bir de onları ötekileştirmekten de korkuyorum. Onu söylüyorum. Çünkü aynen öyle. Olabilir. Okuyabilir çocuklar. Onu da okur. Başka bir şey de okur. Bugün Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde mesela o kadar tepki gösterildi. Kolej düzeyinde eğitim alıyorlar. Ha. Çok zeki çocuklar var. Kesinlikle. Süper İngilizce konuşuyorlar. Ama vesaire konu gibi. O değil. Yani konu, sadece tek bir şeyin üzerinde. Evet, gitmemek lazım. Ama mesela bakın, Kıbrıslı Türkler dediğiniz topluluk, toplum Osmanlı'nın torunudur. Yani 100 yıllık bir çağrı yapılmıştır Türkiye'ye. Burada toprağını geri al diye. Biz yani bazıları rahatsız olabilir bundan ama Osmanlı'nın torunu Türkleriz. Yani bunu Kıbrıslılık bir üst kimlik olabilir. Yıllar içerisinde Kıbrıslı Rum Türk federal bir devlette Amerikalı gibi bir kimlik oluşturabilir ama bu tarihsel, bilimsel olarak gerçek değildir. İki etnik yapı vardır değil mi? Şimdi bunların nasıl yaşandığına bakalım. Yani biz İngiliz dönemini yaşamış bir topluluk olarak bu toplum cemaatten zorla cemaat kalarak İngiliz bu adayı yönetebilsin diye cemaati evgaf yönetimiyle birleştirerek bizi cemaat olarak tuttu ve milli bilince ulaşmasını Kıbrıslı Türklerin çok uzun süre engellemiştir. Yani burada yaptığı faaliyet İngiliz'in özellikle İslami temel üzerinden bir devlet mekanizmasını kurmak ve kontrol etmektir. Ve Kıbrıslı Türkler buna büyük bir direnç gösterip Atatürk devrimleri olsun, işte bütün yenilikler olsun, burada anında uygulayarak, Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde bile para toplayıp yardım yollayarak Kurtuluş Savaşı'na ve sonra hapis yatanlar olduğu işte cemaatten topluma büyük bir adım atmak için kendi çapında çok büyük adımlar atmıştır. Çok büyük bedeller ödemiştir. Evet. Yani şimdi baktığımızda bizim
dinle ilgili yıllarca işte söylenen, sorgulanan Kıbrıs Türkler falan. Yani Kıbrıs Türklerin dinle ilgili bir sorunu olamaz zaten. Tabii onun yani, inançlarını zaten sorgulamak kimsenin hakkı ama değil. Ama çağdaşlaşma konusunda, yani Osmanlı'dan ele alalım. Osmanlı toprak olarak çok geniş bir coğrafyaya yayılmış büyük bir imparatorluktu. Ama medeniyet açısından, gelişmişlik düzeyi açısından en yüksek olduğu dönemde bile küçücük Türkiye Cumhuriyeti'nin gösterdiği medeniyeti, çağdaşlaşmayı gösterememiştir. Yani toprakla ilgili değil demek istediğim, küçüklükle de baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasına Osmanlı'nın yani ne kadar büyük olduğunu hayal ederseniz gitgide küçülmüş ama medeniyeti büyümüş, çağdaşlaşmış, laik bir devlet ortaya çıkmıştır değil mi? Şimdi Kıbrıs Türklere baktığımızda şurada cemaatten topluma geçip şimdi bir halk olarak Kıbrıs sorununda görüşmelere giderken öte yandan bizim insanlarımızın da bir gelenek, kültürel, dini bağlılığı olduğu bir şey vardır, İslam vardır. Başka bir sentezi vardır burada. Kıbrıs Türklerinin İslam'a bakışı başka türlüdür burada. Evet. Uygulamada bakıyorum. Şimdi eğitimle bunu sentezlemek çok doğru gelmez bana. Yani bugüne kadar yapılanları takip edelim. Yani şu anda bir şey olmayabilir ama bunu 20 yıl, 30 yıl sonra bir projelendirirseniz, 50 yıl sonra... her şeyi değiştirebilirsiniz. Güney'de yaşanan, Güney Kıbrıs'ta yaşanan eğitim anlayışı, yani uygulanan aşırı milliyetçi eğitim sistemi, yani oradaki tarih kitaplarında uygulanan söylemler bugün çözüm olmasını engelleyen yegane şeylerden biridir. Peki siz iktidara gelirseniz bu hususta ne yapacaksınız? Hangi? Bu son geçen yasayla ilgili. Bu yasanın çeşitli hani maddelerine baktım. 30-40 yıl sonra böyle bir anladığım tehdit, kadarıyla büyük yobazlaşma tehdidi mi görüyorsunuz? Evet, toplumun bir kesiminde bu vardır. Yani bu şahsi benim fikrimdir. Şimdi bakıyorsunuz küçük sivil toplum örgütleri diyorsanız bu tepkiyi veriyor. Ha bir de solun yaptığı, yani bugüne kadar iktidar olup yıllarca bunlar, hatta ben Tayyip Bey'e oy veririm, Türkiye'de olsa AKP'ye oy veririm diyen başkanlarımız oldu, başbakanlarımız oldu. Şimdi küfreden durumda olanlar da var işlerinde, alt kesimden baktığınızda. Şimdi dikkatli bir denge olması lazım. Ne yaptığınız önemlidir. Şimdi buna tepki koyuyorsunuz ama evvelden başka türlü bir şeydi. Benim ortaya koyduğum tepki şudur. Bir kere laiklik bu toplumun değişmez ilkelerinden biridir. Yani seküler bir yapısı vardır. Buna dikkat etmek lazım. Ben şimdi eski yasayı da değerlendirip okumadım ama toplumun bir kısım sivil toplum örgütünde bu yasayla ilgili Cumhurbaşkanı'na verecekleri anayasaya aykırı olduğuna dair bazı maddeler var. 6. madde, 7. madde gündem oldu. Şimdi kamu görevlilerinin sayısı artırılıyor. Bir yapılaşma, burada çalışan din işlerine bağlı camilerde görevli imamlarımız vardı. Bir iki tanesi de arkadaşımdır. Hiç öyle insanlar yani işte bunu politik olarak yapacak falan değillerdir. Ama bu sayı artıyor ya, onların korkusu yani toplumda yükselen şey neden artıyor? 300 küsur kişi oluyor 47'den. Biz ödeyeceğiz, kamu ödeyecek bu sayıyı falan diyorlar. Sonra burada istedikleri eğitim verebilirler diyor. Acaba öyle mi? Yani ben birinci, ilk eski yasaya baktım bir kısım. Bir kısım da yeni maddelere baktım. Yani sayı artıyor gerçekten öyle. Peki burada verecekleri eğitimin denetimini nasıl yapılacak? Anladınız mı? Yani bu Eğitim Bakanı'na bağlı olmayacak. Ya da baktığınızda Sayın Berova'nın Eğitim Bakanı olarak Çanakkale ziyareti var biliyorsunuz değil mi? Türkiye karşıladı gittiler falan. Okulları arayıp da kadın erkek kişi bulun. Yollaylım beleş. Söylem bu. Şimdi bu bir eğitim bakanı. Yani bu görevi olmamalı. Buraya neden bunu yapmışlar bakalım. Yani sizin önce bir duruşunuz, bir eğitim politikanız. Adı da var ya, milli eğitim diye bir şey var. Yani bir politikanız olması lazım. Hiçbir şey yoksa korkarım ben. Yani korkarım bu durumdan. Bu iktidar süresince korkarım. Ha, biz ne yaparız dediniz ya. Denetleriz, düzenleriz, bakarız. Kamu yararı. Böyle bir talep vardı toplumun bir kesiminde. Halkın Partisi bazı yasal düzenlemeleri anayasaya götürdü. Bu konuda da ilgili maddelerde rahatsızlığınız varsa anayasaya götürmeyi İnceliyor düşünüyor arkadaşlar. Musunuz mahkemeye? Evet, eğer varsa arkadaşlar bakıyor. Bizim hukuk komitemiz, iki tane hukuk komitemiz var. Onlar bu konuda çalışıyor. Eğer üzerinde durulması gereken ve anayasaya aykırı olduğunu düşündüğümüz şey varsa tabii ki götüreceğiz. Zaten yakında herhalde görürsünüz. Başka konular da var. Bu yolsuzluklarla ilgili olsun, işte iddialarla ilgili olsun. Biz de araştırmamızı yapıyoruz. Yani şu anda maalesef en çok üzüldüğüm şudur. Projelerimizi açıklayacak döneme gelene kadar biz
sanırım bu ülkeyi korumak babına muhalefet yapmak zorundayız. Yani bundan daha kötü bir memleketin şey. Memleketin zabıtaları gibi duruyorsunuz. Evet, çünkü muhalefet de bir şey söyleyecek durumda değil diyor insanlar ve söylemiyorlar. Halbuki söylemelidirler. Kendi işlerindekileri de suçluysa dövmelidirler. Bence muhalefet odur. Şimdi bakıyoruz, bir aile olay oluyor, Sayın Talat çıkıyor, ihaleleri diyor, hani bunlar diyor kılıfına bile uyduramadı, o kadar başarısız. Yani ben bunu duyduğumda çok üzülürüm. Çünkü düşünürüm, derim ki yani kılıfına uydursalar tamam mıydı yani, bunlar başarılı mı olacaktı? Yani benim aklıma o geliyor ve üzücü, yani çok utanç verici aslında. Evet. Hemen Metin Bey'e dönelim. Metin Barış Ali Londra'dan bize bina yangınıyla ilgili bir bilgilendirme gönderdi. 27 katlı binada 140 daire olduğunu, 500'den fazla insanın yaşadığı biliniyor. 30 yaralının hastanelere taşındığını, ancak binanın çökme tehlikesinden dolayı hala daha kurtarma çalışmaları başlatılamadı. Yaklaşık 20 dakika önce göndermiş. Yangının çıkış nedeni hala bilinmiyor. 12.55'te başlayan yangın 1.30'da binanın tamamına erişti. Şu an itibariyle İngiltere'de resmi kaynakların açıklaması bu yönde, henüz kurtarmalar başlamadı. Sorularımız var bu arada size, hemen onları da soralım. Serkan Bey günaydınlar demiş. Bu ülkede tüm siyasiler ve siyasi partiler bu gelinen durumdan sorumludurlar. Yeni kurulan partiler de sorumludur. Çünkü onlar da geçmişte bir siyasi partiye aktif üyedir. Sizden bahsediyor mu acaba? Ben üyeydim ama yani benim bahsettiğim. Herkes kendisini kurtaracak şekilde siyaset yapıyor diye eleştiri yapmış. Hatice Hanım bir soru göndermiş. Biz hemen ona da bakalım. Çiğdem Hanım, Kur'an kursuna gönderme nedenlerin bir tanesi başka yere göndermek için genellikle para gerekiyor. Çocuk esirgeme kurumu dışında başka ne var o bölgelerde? Bir dakika. Şu ana kadar okullarımızda din dersine giren öğretmenler Türkiye'den Kıbrıs Türk kültürünü bilmeyen ve bazıları maalesef öğrencileri rencide edenler oldu diye dine karşı olumsuz tepki oldu demiş. Misafirinize sorar mısınız? KKTC'de olan başka dinlere mensupların açtığı, yürüttüğü din kursları da denetim gerektirecek mi? Evet, son dönemlerde böyle bir de şey var, İncil dağıtma kursu öğretme, Katoliklik vesaire gibi bir şeyler var diye duyuyoruz bizler de. Ama hep dile getirilen işte Kur'an kursu vesaire. O öğrencileri farklı davranıyor ama ben şeyi, hani Kıbrıs Türk kültürünün bilmeyen gelip de burada din eğitimi veremez noktasında değil. Çünkü bir Amerikalı da çok iyi bir şekilde profesör olarak Müslümanlığı, İslamiyet'i öğrenip öğretebilir diye düşünüyorum illa o kültürde. Şey konusunda tam anlamadım değil. Galiba. Sırayla yazdım da Serkan Bey'in sorusu. Serkan Bey'e geri mi döneyim? Neydi? Serkan Bey'inki aslında bir yorum anladığım kadarıyla. Herkes suçlu, yeniler de suçlu. Herkes yeniler de suçlu. Doğru anladım. İşte eski şeyleri, eski siyasi bir şeyleri vardı falan. Bağları vardı demiş. Memduh Ener'in de var bir mesajı, onu da paylaşayım bu arada. Benim. Çiğdem Hanım, konuğunuz Türklük konusunda tarihi gerçekleri saptırıyor demiş. Hadi. Memduh Hocam. İnsanlığın Türk... Tepkiniz çok ilginçti. İnsanlığın, pardon, Osmanlılığın Türklerle bağlantısını bize zahmet ederek izah ederler mi lütfen? Bugün Anadolu'da 43 etnik yapıyı kabul eder mi? Ben izah edeyim. Yani. Yok, cevap vermek isterim Menduh Bey'e. Çok uzun olmasın. Şimdi yalnız hemen kısaca cevap vereyim Menduh Bey'e. Yani ben tarih mezunu bir insan olarak söyleyeyim kendisine. Kendisi de öğretmendir herhalde. Bilecek. Osmanlı bir Türk devleti değil ama özellikle Kıbrıs'a sürgün yönteminden yolladığı genelde Osmanlı Türkmenleridir. Çünkü yerleşik hayata geçemeyen ve Osmanlı vergi toplayamayınca Sünni İslam'ı benimsemeyen Osmanlı Türkleri özellikle sürgün gitmişlerdir çeşitli yerlere. O tarihimizde, klasik resmi tarihte bu kadar aile esnaftan falan seçilme dışında ciddi bir sürgün sistemiyle buraya göç olmuştur.
Ha, kendi 1571'den önce başka bir tarihi metni varsa, bilgisi, bulgusu, ki ülkeye gelenler Fransızdı da biz Türkçe konuşur olduk ya da Dino Bambaki dediğimiz kesimdeniz. O kendi kanıtlasın bunu, bir tarihe yeni bir ışık açmış olur. Ama şu anda yani elde olan mevcut kaynaklara baktığımızda Kıbrıs Türklerin nereden geldiği, hatta Nazım Beraplı'nın Kıbrıs Türklerin Kökeni adlı çok güzel eserleri var. Okumadı herhalde daha Mendi Hoca. Olsun, ona bir baksın. Bundan yani hicap duyup utanmak değil, toplumların, medeniyetlerin nasıl geliştiğine bakmak. Yani Kıbrıslık bir üst kimlik olarak oluşabilecekse bunu oluşturalım. Ben buna da varım. Aşırı da böyle milliyetçi bir söylemim olmaz. Çünkü ben bu şekilde bir dünya görüşüne sahip de değilim. Ama kendisinin bazı tabuların dışına çıkması gerekir bu çağda. Kendisi büyüğümüz olduğu için söylüyorum. Bence okuyup daha çok araştırmak faydalı olacak kendisine. Evet. Diğerlerine cevap verecek misiniz? Şimdi bu Serkan Bey'inkine ne cevap vereyim? Yani bugün 18 yaşından bugüne illaki bir partiye oy vermiştir bizim partimizdeki herkes de. Çünkü Halkın Partisi gibi bir alternatifi ortaya koymamıştık. Hı hı. Üye de olmuş olabilirler. Sadece bizim parti tüzüğümüzün de yazılırken üzerinde durduğu, bakanlık, milletvekili icrada bulunmuş kişilerin partide görev yapamayacağı konusundadır. Partimizde bulunan her üyemiz daha önce başka bir partide olmuş olabilir, istifasını etmiştir. Gerekçeli. Ben de daha önce başka bir partide yönetici de olmuştum. Doğru söylüyor. Yani oysa kasta anlayamadım. Ben öyle anladım. Ve bundan utanç duymam. İhanete uğradığım için istifa ettiğim mektubum da vardır o istifa ettiğim partide. Onu da ben ahlaki bulmadığım için burada söyleyemem nedenlerini. Yok, ama gerek yok. Bayağı gerek duyarsa biri onu okuyabilir. Onlar için de ayrı bir yıkım olur o. Onun için okumazlar. Çünkü zaten tepkim toplumsal bir tepkidir benim. Bireysel bir tepki değildir. Ha, bugün şunun üzerinde duralım. Mesela Halkın Partisi'nin yapısı üzerinde kısaca bir şey söylemek isterim. Ben bugün Güzel İlçe Başkanlığı görevini yapıyorum. Ama kısa bir süre sonra göreceksiniz. Ben bu görevimi başka bir arkadaşıma devredeceğim. Başka bir seçim olacak. Sebebi şudur. Bizde makamların veya kişilerin önemi yoktur. Yani bizdeki en önemli konu, bence güzel olan ve bu ülkenin önünü açacak olan örnek de göreve talip olup o görevi yapacak insanların sirkülasyon şeklinde bu topluma hizmet etmesidir. Dönüşümlü bir şekilde, evet. Yani. Ben onu ilelebet bir meslek olarak siyaseti seçip de bundan yıllarca rant elde edecek şekilde bir düzen kurmaktansa evimde oturur üye olarak başka gönül verdiğim, beğendiğim projelere oy veririm her zaman. Bu benim için daha onurlu bir duruş olur. Başka türlü bir siyaset öğrenmeli bu insanlarımız artık. Yani bu kesimden bahsettiğim, bu eski siyasete inanan, bundan artık bir şey koparırım, çocuğu işe alırız, ötekini yaparız falan gibi düşünenler bilmelidir ki bu artık bitmiştir. Yani bundan artık bir fayda gelmiyor. Yani toplumun önünü açacak, biz diyecek yeni bir politikanın ortaya konması artık